Ocak 1943. Atlantik'teki savaş doruğa yaklaşıyordu. Müttefik konvoyları en önemli görevi üstlenmişti. Fransa'ya yapılacak çıkarma için gerekli silah ve askerleri taşıyacaklardı. Konvoyları durdurmak için Almanlar yeni silah ve denizaltılar icat etmişti. Her önleme karşı yeni bir önlem bulunuyordu. Cihazlarınıza karşılık onların cihazları. Tarihin en büyük işgaline engel olmak için umutsuz bir savaş sürüyordu. Ölüm hamlesi. 1943 yılı ilkbaharı. Alman denizaltıları ayda 110 müttefik gemisi batırıyordu. Denizaltı saldırılarını Karl Dönitz yönetiyordu. Hitler onu Ocak ayında Alman donanmasının başkomutanlığına atamıştı. Elinde 400 denizaltılık bir güç vardı. Daha büyük planlar kuruyor, daha ölümcül saldırılar yapıyordu. Kur sürülerine engel olmak imkansızdı. Her yerde ortaya çıkıp bütün konvoylara saldıracaklardı. Savaşın en büyük kurt sürüsü saldırısı için Nisan ayında 53 denizaltı denize çıktı. Savaşa 2300 asker gönderildi. 24 yaşındaki oğlu Peter de onların arasındaydı. Dönitz'in yeni hedefi İngiltere'den yola çıkan, ağır ilerleyen ve kod adı ONS 5 olan konvoydu. 22 Nisan'da 43 köhne ticaret gemisi Halifax'a doğru yola çıktı. Çoğu boştu. Çıkarma için gereken yük ve silahları almaya gidiyorlardı. Ama saatte 7,5 mil hızla ilerliyorlardı. Denizaltılar için kolay bir avdı. 28 yaşındaki İngiliz denizci Cyril Hill bu konvoyda görevliydi. Kraliyet donanmasından gelen bir topçu subayıydı. Bir ticaret gemisinin de savunma silahlarına sahip olması gerektiğine karar verilmişti. Saldırıya hazır olun. Tüfekler hazır. Bizim görevimiz savunma için silahları hazır tutmak ve eğer gerekirse onları kullanmaktı. Hedef 3-0 denizaltı. Ancak konvoya yolda 12 koruma gemisi eşlik edecekti. Bu iki kat koruma demekti. Her biri son model radar ve denizaltıları vuracak silahlarla donanmıştı. İkinci Dünya Savaşı'nın en büyük kurt sürüsünü çeken ve boş gemilerden oluşan konvoy tarih yazmak üzereydi. Konvoy denizaltı gözleyen radarlı uçaklar tarafından İrlanda ve İzlanda'dan izlenmekteydi. Uçak denizaltının suya dalmasını sağlıyordu. Uçak denizaltıyı görmese bile onlar uçağı görüyor ve suya dalıyordu. Aslında pek etkili bir silah değildi. Denizaltılar sürat yapmak için su yüzüne çıkmak zorundaydı. Bu yüzden uçaklar ciddi sorun sayılırdı. Ama Atlantik'te uçakların ulaşamadığı geniş bir bölge vardı. Buna hava boşluğu deniyordu. Konvoy 1600 kilometre boyunca korumasız ilerlemek zorundaydı. Bu da ONS 5 gibi yavaş bir konvoyun 5 gün boyunca savunmasız kalacağı anlamına geliyordu. Hava boşluğu denizaltıların en sevdiği av alanıydı. Hava boşluğunda denizaltılar su yüzünde gidebilirdi. Görüş alanı genişti ve daha hızlı hareket edebiliyordu. Konvoy 1,5 haftalık yolculuktan sonra Mayıs ayı başlarında hava boşluğuna girdi. Kurt sürüsü orada bekliyordu. Ama onlar saldırmadan önce şiddetli bir fırtına başladı.
taraftan gelen dalgalar gemiden daha yüksekti. Fırtınadan kaçan denizaltılar 60 metre derine daldı. Fırtına sırasında denizaltılar harekete geçemedi. Ama hava biraz olsun düzeldiği zaman saldırı başladı. Fırtına ancak 3 gün sonra yatıştı. Dönitz saldırıyı Berlin'den telsizle yönetiyordu. Şiddetli saldırı emri verdi. Hiçbir engel tanımayın. Bu görevi mutlaka başarmak zorundasınız. Denizaltı sayısı koruma gemilerinden 6 kat fazlaydı. Yine de konvoya hava boşluğunda saldırmak gerekiyordu. Telsiz muhaberatını dinleyen müttefikler saldırının yakın olduğunu anlamıştı. Ancak fırtına nedeniyle konvoydaki 12 koruma gemisinden 4'ünün yakıtı azalmıştı. Gitmek zorunda kaldılar. Yeni koruma gemileri yola çıkmıştı. Ama şu an için Ons 5 kuşatma altında ve savunmasız durumdaydı. Konvoyun zor durumda olduğunu fark eden Kanada Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait Catalina, Newfoundland'daki üstten havalandı. Catalina uçağının içinde bulunan tüm fazla malzemeyi çıkarmışlar, bütün makineli tüfekleri ve yakıt tanklarını da kaldırmışlardı. Hafifleyen uçak bir depo yakıtla çok daha uzağa gidebiliyordu. Catalina 7,5 saat sonra Ons 5'i gördü. 6 gemi arkada kalmıştı. Denizaltılar ölümcül saldırı için yaklaşıyordu. Catalina denizaltılardan birini hedef aldı. Denizaltı kaçmak için suya daldı. Ama Catalina 4 dip torpili gönderdi. Hasar gören denizaltı yok oldu. 52 denizaltı ava devam etti. Catalina üste geri döndü. Denizaltılar konvoydaki bir gemiyi hedef seçti. Bu gemi Harperley'di. Topun yanında hazır bekliyorduk. Ve elimizdeki 12'lik mermiler atışa hazırdı. Herkes vaziyet alsın. Ama çok geçti. İki torpido tarafından vurulduk. Biri makine odasına, diğeri de ön taraftaki ambara isabet etti. Mürettebatın bir kısmı paniğe kapıldı. Gerçek bir panik yaşadılar. Harperley sarsıldığında Cyril batan geminin güvertesindeydi. Korkamayacak kadar meşguldü. Sandalı indirmeye yardım etti. Sonra sandal gemiden uzaklaştı. Gemi batıyordu ve sallanan ağların en altındaki adam suyun içinde kalmıştı. Ben güvertedeki arkadaşlara seslendim. Oturup birer sigara yaktık. Olayın sonunu beklemeye başladık. Çünkü her şey bitmişti. O sırada bize doğru bir sandal geldi ve ben gelin bir şansımız var diye bağırdım. Koşarak denize atladık. Şansım vardı. Sandala ulaşmayı başardım. Harperley yalnız değildi. Ateş! Los! Gün sonuna kadar 9 müttefik gemisi daha battı. Ateş! Almanya'da Dönitz kutlama yapıyordu. Dev kurt sürüleri çok başarılı olmuştu. Gece olurken konvoy karanlıkta gizlenen denizaltılardan yeni bir saldırı bekliyordu.
Ama doğa bir kez daha izin vermedi. Etrafı koyu bir sis kapladı. Denizaltılar hedefi göremiyordu. Dönitz onlara yüzeyde kalıp saldırıya devam etme emri verdi. Denizaltıların tersine müttefik koruma gemilerinde radar vardı. Siste kaybolan denizaltıları görebiliyorlardı. Harekete hazır olun. Bu kez avcılar av olmuştu. Göz gözü görmeyen sisin içinde denizaltı katliamı yaşandı. 5 tanesi anında yok oldu. Ons 5'in çevresinde öyle çok denizaltı vardı ki 2 tanesi birbirine çarptı ve battı. Denizaltılar müttefik gemilerinin ateşinden kaçmak için suya daldı. Düşünün ki 20 yaşındasınız. Suyun 180 metre altında oturuyorsunuz ve size saldırıyorlar. Yapabileceğim hiçbir şey yoktu. Kaçamazdım. Öylece oturup beklemek zorundaydım. Beş koruma gemisi daha geldi ve mücadeleye katıldı. Sonraki 2 gün boyunca müttefikler 6 denizaltı batırdı. 4-5 tanesine de ağır zarar verdi. Bu olay savaşın dönüm noktası oldu. Yaşanan katliam denizaltıya karşı teknolojiyle donanmış müttefik koruma gemilerinin konvoyları korumakla kalmayıp onlara ağır hasar verebildiğini de göstermiş oldu. Atlantik Savaşı'ndaki bu başarı tam zamanında gerçekleşmişti. Birleşik Devletler Başkanı Roosevelt ve Başbakan Churchill Avrupa'ya bir çıkarma yapmaya karar verdi. Bu iş için 1 milyondan fazla asker ve 16 milyon ton silah gerekiyordu. Çoğunu Amerika sağlayacaktı. Ancak müttefiklerin kazanması için denizaltıların tercihi olan av sahasında, yani hava boşluğunda galip gelmek gerekiyordu. Sorunun çözümünü Amerika buldu. Çözüm uzun menzilli B-24 bombasıydı. 3200 kilometreyi aşan menzili vardı. Hava boşluğunun tümünü kapsıyordu. Mayıs 1943'te İzlanda, İrlanda ve Newfoundland'daki üslerden yaklaşık 50 kurtarma uçağı kalktı. Bu savaşta denizaltıların ilk kez Kuzey Atlantik'te gizlenecek yeri kalmamıştı. Kraliyet Hava Kuvvetleri pilotu Terence Block, B-24 uçağıyla hava boşluğuna doğru yol almaktaydı. Ben çok şanslıydım. 28 tane denizaltı saptadım. 19 tanesine saldırdım ama 4 tanesini batırabildim. Bu da kolay iş değildi. Denizaltılar kuşatma altına alınmıştı. Dönitz için bu bir anlamda felaket demekti. Mayıs ayının başından 22'sine kadar geçen sürede 31 denizaltı kaybettik. Korkunç bir rakamdı. Bu bizim için beklenmeyen bir darbeydi. Bu dönem Kara Mayıs olarak hatırlanacaktı. Hayatını kaybeden 1800 kişi arasında Amiral Dönitz'in oğlu Peter de vardı. ...24 Mayıs'ta Dönitz bu kayıplarla devam edilemeyeceğini idrak etti. Ve geride kalan denizaltılara üste dönme emri verdi. Haziran 1943'te savaşın en zor tercihini yapmak zorunda kaldım. Ya denizaltı savaşını tümüyle iptal edip bütün gemileri geri çağıracaktım... ...ya da düşmanın üstünlüğüne ve kayıplara aldırmayıp harekata devam emri verecektim. Dönitz denizaltı filosunu geliştirdi. Alman mühendislerden tavsiye alıp denizaltıları değiştirdi. Daha gelişkin denizaltı planlarını onayladı. Yenileri
haftalarca suyun içinde kalıp uçaklardan ve radardan korunabiliyordu. Denizaltı filosu yeni tip torpidolarla donanacaktı. Ama yeni teknoloji için zaman gerekiyordu. Dönitz daha güvenli savaş alanları aramaya başladı. Uzun menzilli Amerikan bombalarının ulaşamadığı Orta Atlantik'e gitmelerini emretti. Burada Amerikan konvoylarına saldıracaklardı. Konvoylar Sicilya çıkarması için silah ve asker taşıyordu. Bu harekat Normandiya çıkarmasının ön hazırlığıydı. Denizaltılardaki mürettebat, kuzey konvoylarının dondurucu güzergahından sonra güneşli ve güzel havanın tadını çıkarıyordu. Walter Whiting 1943 yılı yazında U-518'de görev yapıyordu. Karayiplere kadar yolda hiçbir şey olmadı. Ama müttefikler bir kez daha Dönitz'i alt etti. Konvoyları korumakla yetinmeyen müttefik güçler bu defa ölümcül saldırılar için hazırlanmıştı. Amerikalılar avcı vurma ekipleri kurmuştu. Ekipler bir uçak gemisiyle 8 mühürden oluşuyordu. Görevleri denizaltıları avlayıp yok etmekti. Ama uçak gemileri denizaltı komutanları için çok değerliydi. Birkaç torpidoyla koca bir gemiyi ve taşıdığı uçakları batırabilirlerdi. Orada bir sürü uçak vardı. Gündüz su yüzüne çıkamıyorduk. Akşama kadar su altında kalmak zorundaydık. Ama bataryalarını doldurmak için düzenli olarak yüzeye çıkmaları gerekiyordu. Bu çok riskliydi. Bu arada telsiz operatörleri Enigma şifresini kullanıp yerlerini Almanya'da bulunan Dönitz'e bildiriyordu. Ancak Amerikalıların şifreyi çözdüğünü ne Dönitz ne de subayları biliyordu. Washington şifreyi çözüp her gece mesaj gönderiyordu. Biz de denizaltıların yerini öğrenip o noktaya gidiyor ve onları gafile avlıyorduk. Amerikan donanması onları gafil avlama fırsatı elde etmişti. Walter Whiting'in denizaltısı Azor Adaları yakınında bunu ilk elden denedi. Denizaltı Levazım gemisiyle buluşacaktı. Tam bizim gemiyle buluşmamız gereken noktada bir Amerikan uçak gemisi görünce çok şaşırdık tabii. Denizaltı 4 uçak gemisi tarafından kuşatılmıştı. Bu durum telsiz haberleşmesinden haberdar olduklarının kesin kanıtıydı. Ya telsizi dinleyerek öğrenmişlerdi ya da içimizde bir casus vardı. Amerikan avcı vurma grubu kendisini sıkıştırınca U-518 hemen suya daldı. Sıfır derece ileri. Suya dalan denizaltının tespiti için Amerikalılar ses dalgası kullanıyordu. Temas kurduğumuz anda genel merkeze ulaşıp planlanan saldırıyı gerçekleştirecektik. Plana göre geminin kıç tarafına haber verecektim. Onlar da arka kapağı açıp 10 ya da 15 tane dip torpil atacaktı. Dip torpilleri patladığında çıkan ses yankılanır. Sonar cihazı kısa süreli etkisiz kalır. İki taraf da diğerini dinler. O sırada hiçbir şey yapmamak gerekir. Herkes sessiz kalır. En ufak bir hareket bile olmaması gerekir. Suyun altındayken ses cihazı olmadan da gemilerin her hareketini, geliş gidişini duymak mümkündür. Altyazı M.K.
O gün telsiz odasındayken bir tabancam vardı. Soluksuz kalmaktan ve boğulmaktan korkuyordum. Kendi kendime eğer öyle bir şey olursa ben de tabancamı kullanırım dedim. Ancak kötü hava koşulları Amerikalıların vazgeçmesine sebep oldu. Deniz öyle kötüydü ki bizi arayan grup daha fazla dayanamadı. Biz de su yüzüne çıktık. Ama dalgalı deniz sayesinde kurtulmayı başardık. U-518'in şansı vardı. 1943 yazında 15 denizaltı Amerikalılar tarafından yok edildi. Dönitz, müttefik uçaklarından kurtulmak için onları Orta Atlantik'e göndermişti. Ama mürettebat kurtuluş olmadığını anlıyordu. Amerikan avcı vurma ekibinin üstünlüğünden sonra plana uygun olarak Temmuz 1943'te Sicilya çıkarması başladı. Dönitz'in hem seçenekleri hem de zamanı daralıyordu. Müttefik liderleri Ağustos'ta Quebec'e gitti. Kanada Başbakanı Mackenzie King, Başkan Roosevelt ve Başbakan Churchill ile buluştu. Normandiya çıkarmasının ve Avrupa işgalinin ne zaman başlayacağını görüştüler. Overlord operasyonu 1944 yılı ilkbaharında yapılacaktı. Bu arada biz de Quebec Konferansı ile ilgili gizli bilgileri Almanya, İtalya ve Japonya ile görüşeceğiz. Normandiya çıkarmasının başarıya ulaşması için hazırlık amacıyla her ay 200 bin ton silah ve malzeme göndermek gerekiyordu. Dönitz, konvoyları durdurmanın bir yolunu bulmalıydı. Aksi halde Almanya savaşı kaybedecekti. Denizaltı mürettebatına konvoyların kuzey güzergahına dönme emri verdi. Denizaltılara konan yeni teknolojinin işe yarayacağını umuyordu. Ama ağır kayıp vereceklerini de biliyordu. Mürettebat komutana her zaman güvenmişti. Ama bu kez kesin ölüme gönderildiklerinden korkuyorlardı. Yola çıkmadan önce bütün özel eşyalarımızı tahtadan yapılma bir kutuya koyup sıkıca kapatıyorduk. Üzerine de en yakın akrabamızın adını ve adresini yazıyorduk. Eğer gemimiz geri dönmezse ufak bir not iliştirip o kutuyu akrabanın adresine gönderiyorlardı. Hepsi bu kadardı. Dönitz yeni taktik planlamıştı. Denizaltılara silahlı koruma gemilerini hedef almayı, sonra da ticaret gemilerine saldırmayı emretti. Ama bu hipler kolay hedef değildi. Torpidolar tekne kısmı suyun derinine inen ve geniş bir hedef oluşturan ticaret gemilerini vuracak şekilde tasarlanmıştı. Oysa bu hiplerin gövdesi sığ durumdaydı. Bu yüzden sıradan Alman torpidoları genelde teknenin altından geçip giderdi. Alman bilim adamları yeni bir teknoloji geliştirdi. T5 adı verilen akustik torpidolar yaptılar. Bunlar gemi pervanesinin sesine yönelip hedefi öyle buluyordu. Eylül 1943'te Dönitz geliştirilmiş denizaltıları yine Kuzey Atlantik konvoylarına gönderdi. Werner Hirschmann U-190'da görevli bir mühendisti. Akustik torpidoların işlevine tanık oldu. Komuta subayı yüzeye geldi. Periskoptan baktı ve büyük hızla yaklaşmakta olan küçük bir savaş gemisi gördü. O zaman yaklaşmakta olan gemiye akustik torpido göndermeye karar verdi. Kaçınmak çok zordu. Belki onu bir an için görmek mümkündü ama o hızla giden bir geminin yönünü değiştirmek imkansızdı. Geniş bir yay çizmek gerekirdi, yani gördüğünüz anda isabet alırdınız. Eylül 1943'te akustik torpidolar iki konvoya karşı kullanıldı. Ve onları tümüyle gafil avladı. Akustik torpido Dönitz'in tam aradığı şeydi. Ne var ki Almanların başarısı kısa süreli oldu.
akustik torpidoları alt eden cihazlar hemen birkaç saat içinde üretildi. Ve ilk olarak Kanada donanması tarafından kullanıldı. Donanma personeli Almanların akustik torpido kullandığını anlamıştı. Müttefikler onunla başa çıkmak için dahiyane ve ucuz bir çözüm buldu. Zeka ürünü bir çözümdü. Geminin arka tarafından suya bir şamandıra atılıyordu. Ve ona pervaneye benzer sesler çıkaran bir şey bağlıyorlardı. Torpido geminin ardından sürüklenen ve fiyatı 20 dolar olan bir şamandırayı hedef alıyordu. Ama Almanların bazı yeni teknolojileri işe yarıyordu. Yeni denizaltıların gövdesi daha güçlüydü. Daha derine dalıyor ve dip torpillerinden korunuyordu. Müttefik saldırılarına karşı da güvende kalmış oluyordu. Ancak müttefikler pes etmemişti. 200 metre derine dalan denizaltıları avlamak için yeni yöntemler arıyorlardı. Çözüm yeni bir tür dip torpili olabilirdi. Bu kirpiydi. Provadan fırlatılan 24 bombalı kirpi daha derine dalan denizaltıları hedef alıyordu. Yeni donanıma sahip gemilerin arasında Kanada yapımı fırkateyn Vaskesyu da vardı. Şubat 1944'te gizlenen bir denizaltıyı fark etti. Rus Menzies geminin sonar operatörüydü. 5-6 saat süreyle onu izledik. U-250'ye de Atlantik Savaşı'nda çok tecrübeliydi. 1941'den beri denizdeydi. Şimdi saldırıdan kurtulmak için derine dalmaya çalışıyordu. Sıfır kırmızı 6-0, 1500 metre ileride. 1400 metre diye bağırıyorlardı. 1200 metreye inelim. 500 dediler. Ondan sonra harekete hazırız diye bağırdılar. Hepimiz çok şaşkındık. Kimse korkmadığını söyleyemez. Herkes hem korkuyordu hem de gergindi. Sonra kirpiyi devreye soktuk. Ama yeni silah hedefe isabet etmedi. Çünkü kirpinin patlaması için hedefe temas etmesi gerekiyordu. Mürettebat dip torpillerini hazırlamaya başladı. 1944'te dip torpillerinin çoğunda patlama öncesi derine inmelerini sağlayan fazladan bir ağırlık bulunurdu. Hasar gören denizaltı yüzeye çıkmak zorunda kalırdı. Mürettebat gemiyi terk etti. Denizaltının kaptanı gemi batmaya başladığında kumanda kulesine çıktı. Üzerindeki can yeleğini çıkarıp suda bulunan adamlardan birine attı. Sonra selam verip denizaltıyla beraber suya daldı. Diğerleri de onu selamladı. Saldırıdan sadece 19 kişi sağ kurtuldu. Almanlar 3 yılı aşkın süreyle Atlantik'i kontrol altında tutmuştu. Ama 9 ay içinde her şey değişmiş, denizaltılardaki askerlerin ömrü 100 güne inmişti. 1944 yılı ilkbaharı. Normandiya çıkarması yaklaşırken yüz binlerce asker Atlantik'i aşıp İngiltere'ye nakledilmişti. Hepsi Avrupa'yı işgale hazırdı. Bazıları Queen Elizabeth ve Queen Mary gibi lüks gemilerle gelmişti. Frank Scanlon Queen Mary'de görevliydi. Queen Mary ile her seferinde en az 10 bin birlik taşırdık. Bazen bu sayı 15 bin olurdu. Korunmak için konvoy gerekmiyordu. Saatte 55 kilometre hız yapan büyük gemiler denizaltıyla baş edebilirdi. Atlantik'i geçerken hiçbiri denizaltılara hedef olmadı.
Mayıs ayı geldiğinde Overlord operasyonu için İngiltere kıyısında 1 milyon birlik toplanmıştı. Onların sağ salim gelişi Dönis için tam anlamıyla bir yenilgiydi. 5 yılı aşan çarpışmanın sonunda Atlantik Savaşı'nı kaybetmişti. Gidişatı değiştirmek için umutsuzluk içinde teknolojiye başvurdu. Denizaltıların en zayıf noktasının deniz dibinde ancak birkaç saat kalmak olduğunu biliyordu. Gemi bataryaları çabuk tükeniyordu. O da yeni bir çözüm buldu. Şnorkel. Şnorkel içinde iki tane boru olan bir silindirdir. Borulardan biri dizel motorunun egzozunu boşaltır. Diğeri ise içeri temiz hava girmesini sağlar. Böylece hem dizel hava alır hem de sistem şarj olur. Şnorkel sayesinde denizaltı su altında ilerleyebilir. Radara ve düşman uçaklarına görünmez. Normandiya çıkarmasını gerçekleştirecek olan müttefikler için denizaltılar somut ve ciddi bir tehdit oluşturuyordu. Alman denizaltı filosu sonunda kendini Wagnervari, Gotterdammerung gibi feda edecekti. Müttefiklerin işgal filosunu yok etmek için dalgalar halinde geliyorlardı. 6 Haziran 1944. Normandiya çıkarması. 150 binden fazla asker İngiliz kanadını aşmak üzere 160 kilometrelik yolculuğa çıktı. Kaçının öbür kıyıya ulaşacağını kimse bilmiyordu. O gün sabah saat 4'te bize yürüme emri verildi. Etrafımız 5300 gemiyle sarılmıştı. Hepsi de roket atıyordu. O gün hepimiz titriyorduk. Kaçacak bir yer yoktu. Dönitz hazırlıksız yakalanmıştı. Alman istihbaratı yanıltılmıştı. Çıkarmanın daha yukarı, kuzeydoğuya yapılacağını sanıyordu. Askerlere denizaltılara dönme emri verdi. Kanala dönmemizi söyleyen bir emir aldık. Bir telgraf geldi. Herkes acilen yerine dönsün diyordu. Kimse memnun değildi. Bence bu umutsuzluktan doğan bir karardı. Bir şey yapması gerekiyordu. Riski göze alıp saldıracaktı. Çıkarma başlamıştı. Bir asker olarak bunun anlamını biliyordum. Her yanda yüzlerce gemi ve uçak olacaktı. Planes all over the place. 36 denizaltı savaşın en önemli görevini üstlenmişti. Amiral güvenilir adamlarına 3. Reich'in varlığını korumak için kendilerini feda etme emri verdi. Düşman filosunun işgalini önlemek için gereken her şeyi yapacaksınız. Sığ sulara ya da mayınlara aldırmadan her türlü çabayı göstereceksiniz. Müttefikler denizaltı saldırısı bekliyordu. İlk savunma hattı uçaklardı. Kod adı Kork Operasyonu. İşgal filosu kıyıya yaklaştığında 375 hava devriyesi kanalı kontrol altında tutuyordu. Doug Harrington Liberator bomba uçağında görevliydi. Amaç ileri geri gidip İngiltere ile Fransa arasındaki kanalı bloke etmekti. Bir devriyede birkaç Liberator uçağı bulunuyordu. 36 denizaltılık bir filo Biscay Körfezi'nden kanal girişine doğru ilerliyordu. Dönitz müttefik savunmasını kırmak için yeni şnorkellere güveniyordu. Suyun içinde kaldıkları sürece gemi radarının onları fark edip yerini tespit etmesi çok zor olacaktı. Şnorkeli olmayan 28 denizaltı yüzeye çıkmak zorunda kaldı. Müttefik uçakları onları radarla kolayca tespit etti. Ah!
10 tanesi yok edildi ya da hasar gördü. Şnorkel kullanan 8 tanesi su altında kalıp gizlenmeyi başardı. Ama kanala yaklaşırken yeni bir engele rastladılar. Savaş gemileri oraya dizilmişti. Amacımız düşmanı dizi halindeki gemilerin arasına sokmak ve her saldırıya kalkıştıklarında sayıca üstünlüğümüzü kullanıp onları yok etmekti. Muhriplerin çoğu Atlantik'ten gelen Kanada gemileriydi. Görevimiz kanalı tümüyle bloke edip denizaltıların girişini önlemekti. Suyun içindeki denizaltılar kanal girişine yaklaşırken dip torpilleriyle bombardımana uğruyordu. Öğlene doğru binlerce müttefik birliği Fransız topraklarına çıkmıştı. O gün Alman denizaltılarından hiçbiri kanala girmeyi başaramadı. Müttefikler 4 yıllık denizaltı avı deneyiminden o gün yararlanıp zafere ulaşmıştı. ...156 bin asker Fransa'ya yayılmıştı. Üçüncü Reich'ın varlığını tehdit ediyorlardı. Ama işgal daha yeni başlıyordu. İlk hafta içinde 100 binlerce asker kanalı geçti. Dönitz'in hala işgali önlemek için zamanı vardı. Umutsuzluk içinde Fransa ve Norveç'te bulunan gemilerin İngiliz kanalına gitmesini emretti. Birkaç hafta içinde bir avuç denizaltı müttefik savunmasını aşmıştı. Bunu sadece deniz tabanında ilerleyerek başarmışlardı. Müttefik sonarlarından korunup gizlenmenin en uygun yolu buydu. Suyun dibinde pek çok şey vardır. Eski gemiler, her türlü enkaz. Bu yüzden oradaki denizaltıyı ayırt etmek mümkün değildir. U-767 kanal girişine doğru yöneldi. 18 Haziran günü 5 İngiliz muhribinin şansı yaver gitti. Denizaltıyı sonar cihazıyla tespit ettiler. Walter Schmittenknopf bu denizaltının elektrik teknisyeniydi. Arka tarafta 18 kişiydik. Su ağır ağır yükseliyordu. Arkadaşlarım çoktan ölmüştü. Bir süre çığlıklar duydum. Su ağzıma kadar yükselmişti. İçerideki hava da azalmaya başlamıştı. O sırada torpido ambarını gördüm. Birkaç dakika bekledim. Bana yıllar gibi gelmişti. Kapağın kalktığını gördüm. Mandalı açıp oraya girdim. Oksijen borusunu ağzıma alıp tankın içindeki havayı solumaya başladım. Ağır ağır yukarı çıktım. Hayatım gözümün önünden geçiyordu. Yaşadığım en kötü anlardı. Ama bu film izlemek gibi değildi. Çünkü gerçeğin ta kendisiydi. Şu anda nasıl burada oturmuş konuşuyorsak o kadar gerçekti. Çocukluğum, gezdiğim yerler, yaptıklarım, tanıdığım insanlar, her şeyin bilincindeydim. Ama açıklayamıyordum. O gün kimse kurtulamadı. Tek sağ kalan bendim. İşgali önlemeye çalışan denizaltıların pek azı sağlam kaldı. Amiral Karl Dönitz her şeyi denizaltı filosuna yatırmış ve kaybetmişti. Almanya artık müttefik işgaliyle yüz yüzeydi. Ve Dönitz bundan sorumlu olduğunu biliyordu. Temmuz 1944. Müttefik orduları karadaki Alman güçlerini geri çekilmeye zorlarken denizaltıları da yenilgi bekliyordu. Müttefikler Biscay Körfezi'ne girdi.
denizaltı limanı kuşatılmıştı. Amiral Dönis için yıkıcı bir kayıptı. Denizaltı filosu bundan sonra Atlantik'e ya da müttefik konvoylarına doğrudan ulaşamayacaktı. Peter Petersen 1944 yılı yazında Alman denizaltısında mühendisti. Biz o sırada denizdeydik. Devriye görevimiz bittiği zaman Fransa'ya dönmek yerine Norveç'e gitme emri aldık. Çünkü aynı anda müttefik birlikleri bizim Güney Fransa'daki üssümüze doğru ilerliyordu. Denizaltıların Norveç ve Almanya'daki üslerden Atlantik'e ulaşması artık haftalar sürecekti. Ama Dönis'in elinde son bir koz vardı. 1945'te devrim yaratacak bir denizaltıyı savaşa soktu. Tip 21 tam anlamıyla ilk gerçek denizaltıydı. Su altında faaliyet göstermek üzere tasarlanmıştı. Denize daldığı zaman daha hızlı gidiyordu. Dönis yeni denizaltıların hala savaşın yönünü değiştireceğini umuyordu. Gelişmiş denizaltılar denenmek üzere 1945 yılı başında düşman sularına gönderildi. Orada görevli bir arkadaşım vardı. Su altında çok hızlı gittiğini ve asla yakalanamayacağını söylüyordu. İrlanda denizindeyken 45 mil yapıyordu. Düşman onların orada bulunduğunu anlamamış ve sağ salim geri dönmüşler. Nisan 1945'te iki örnek denizaltı savaşa gönderildi. Ama artık çok geçti. 30 Nisan günü Hitler intihar etti. Aynı gün öğleden sonra Karl Dönitz, Hitler'in onu veliaht ilan ettiğini öğrendi. Son Führer olmuştu. Hitler tabancasını ateşlediğinde yanındaki en sadık adamı oydu. Bu yüzden Führer seçilmişti. Kalanların içinde en gerçek Nazi olan da oydu. 6 yıl boyunca denizaltı filosunun tek hakimi olmak istemişti. Sonunda olmuştu. Ama artık çok geçti. Newfoundland'ın 340 mil güneybatısındaydık. Almanya'dan karışık mesajlar alıyorduk. Savaşın bittiğini, yüzeye çıkmamız gerektiğini, silahları denize atmamızı, kim olduğumuzu ve bulunduğumuz yeri dünyaya açıklamamızı ve yeni talimat beklememizi söylediler bize. ...8 Mayıs'ta denizde ve karada düşmanlık sona erdi. Alman Başkomutanlığını temsilen General Goebbels ve Alman Devlet Başkanlığını temsilen Amiral Dönitz, kayıtsız şartsız teslim anlaşmasını imzalamış bulunmaktadır. Yüzü aşkın denizaltı okyanusun derinliklerinden çıktı. Gamalı haçların yerine siyah bayrak asılmıştı. Artık amiral bile yenilgiyi kabul etmişti. Yanlış bir şey yapmadığından emin şekilde 23 Mayıs'ta müttefiklere teslim oldu. Amiralin komutası altındaki Alman denizaltıları Atlantik'te 2452 gemi batırmış, 30 binden fazla denizcinin ölümüne sebep olmuştu. Ama Dönis'in mürettebatı da ağır bedel ödemiş ve 28 bin kayıp vermişti. Harekat sonucunda verilen kayıp oranı %75'ti. Her şey yok edilmişti. Silahlı kuvvetlerin hiçbir kolu bu denli kayıp vermemişti. Yenilmez kabul edilen denizaltılar savaş sonunda bir bakıma ölüm tuzağına dönüşmüştü. Atlantik Savaşı'nın yazılmamış öyküleri bir bakıma Alman teknolojisinin yenilgisini anlatır. Müttefik tarafı ise çözüm getiren herkesi kabul etmeye hazırdı.
Oysa Almanlar, bilim adamlarıyla üniformalılar arasında işbirliği kuramamıştı. Ama batılı müttefikler bunu başarmıştı. Karl Dönitz, Nürnberg'te yargılandı ve savaş suçlusu ilan edildi. 10 yıl hapis yattı. 1980 yılında Noel günü öldü. Konvoy savaşına katılmış olanlar bugün 80'li 90'lı yaşlarda. Ama Atlantik Savaşı hala kabuslarında duruyor. Savaşta pek çok arkadaşımı yitirdim. Birlikte oynadığım, gezdiğim arkadaşlarımı. Elbette savaşı kazanmak istiyorduk. Orası kesin. Rakiplerimiz de aynı şeyi istiyordu. Buna eminim. Ve onlar da tıpkı bizim gibi ölüm korkusu yaşıyordu. Bana bir şey olmaz diye düşünüyorsunuz. Kötü şeyler hep başkasının başına gelir. O kadar çok saldırıya maruz kaldım ki sonunda bütün koruyucu meleklerin yanımda durduğuna inandım. Çünkü hiç isabet almadım. Hayattaki en büyük başarım savaş sonunda benim ve tüm denizaltı mürettebatımın sağ kalmasıdır. Kaybettiğimiz çok arkadaşımız oldu. Onları hala anıyoruz. Mezarlarına da gittim.